Merhaba. Bugünkü videoda ötiroks nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılmalıdır gibi aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Tiroid fonksiyonu olan hastalarda iyi huylu guatır tedavi etmek için kullanılmakta. Cerrahi sonrasında guatrinin yükselmesini önlemek için kullanılmakta ve tiroid bezi yeteri kadar çalışmadığında doğal tiroid hormonlarının işlevini yerine getirmek için ve aynı zamanda tiroid kanseri olan hastalarda tümörün büyümesini baskılamak için kullanıldığı bilinmekte. Hormonların aşırı düzeyde üretimini antitiroid ilaçlarla tedavi edildiğinde tiroid hormon düzeylerini dengelemek amacıyla da kullanıldığı bilinmekte. Ee, bu ilacı kullanmamanız gereken bazı hususlar da bulunmakta. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. İlacın içerisindeki etken maddeye veya yardımcı maddelere karşı alerjiniz varsa, tedavi edilmemiş böbrek üstü bezi, hipofiz bez işlevi bozukluğu veya tiroid hormonlarının aşırı üretimi durumlarında ya da akut kalp hastalığında bu ilacı kullanmamanız gerekmekte. Dikkatli kullanmanız gereken birkaç husus bulunmakta. Bu durumları da mutlaka doktorunuzla paylaşmanız gerekmekte. İlki, kalbin kan damarlarında yetersiz düzeyde kan akışı varsa, kalp yetmezliğiniz varsa, hızlı ve düzensiz kalp ritmi sorununuz varsa, yüksek kan basıncı varsa ya da tedaviniz esnasında dikkatli olmanız gereken bir yağ kalıntısı durumunuz varsa kesinlikle doktorunuzla bu konuyu görüştükten sonra bu ilacı kullanmaya doktorunuzun tavsiyesi üzerine karar vermeniz gerekmekte. Bunun dışında bu ilaçla alakalı benim aktarmak istediğim bir de yan etkileri olacak. Sık gözlemlenen yan etkileri arasında baş ağrısı bulunmakta, çarpıntı, el titremesi, uykusuzluk, ağız kuruluğu ve kas ağrıları bunlardan bazıları olarak bilinmekte. Eğer bu yan etkilerden herhangi birini ciddi bir şekilde yaşarsanız veya başka olumsuz yan etkiler fark ederseniz doktorunuzla iletişim halinde kalmanız oldukça önemli bunun dışında bu ilacı daha önce siz kullandıysanız ne için kullandığınızı ve kullanmaya başladıktan sonraki tedavinizin seyrini hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.